Bila. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Dazemental'la karşınızdayım dostlar ve Dazemental'da en son biz haritada yakıt rolesi alabileceğimiz yerdeydik. Bununla beraber burada radyo istasyonunu açmaya çalışıyorduk. Bu radyo istasyonunu açıp sinyal yayınladığımızda burada ölen yaratıklar tekrardan geri dirilmeyecekti. Lakin şu anlık ne kadar öldürürsem öldüreyim geri diriliyorlar. Bir de ben bir yerde defalarca kez ölüyormuşum. Sanırım bu ölümün sebebi ortalığın taret dolu olmasından kaynaklıydı. Taret dolu olduğu için rahat hareket edemiyorduk. Ya da taret değil de normal mob mu öldürdü beni acaba? Vallahi bilemiyorum. Şimdi burada bir de bir boss savaşı falan olacağı kesin çünkü... Adadan kaçmak için gerekli yakıt hücrelerinden biri de burada. Ha şu içeri girmemiz gerekiyor bizim bir şekilde. Ama nasıl olacak onu ben de bilmiyorum. Şurada çok fazla düşman var. Kenardan köşeden geçilmiyor. %100 taret kesti bizi de. Aha dur. Gördüm. Gördüm. Tamam. Sakin. Sakin ol. Burada naneyi yedik var ya. Ne dışarı çıkabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Ah be abi. Taretler yeniden diriliyor mu? Burada ben ölüp duracağım anlaşılan. Oraya gidene kadar çok sağlam oynamam lazım çünkü. Ve yani şuradaki zıbıdık bile bana tek atabilir. Bakmayın mili vurursa tek atıyor. Harbiden yani mili vurursa orada çok sağlam tek atıyor bize. Bir sakin ilerleyelim şöyle. O taret yeniden diriliyorsa var ya bizim işimiz gerçekten çok büyük. Birazcık zor ilerleyeceğiz gibi aşkım. Öyle hissediyorum. Yo, okey. Taret yeniden dirilmiyor. Harika. Taret yeniden dirilmediği sürece bir umut var. Şimdi... Yavaş! Hay ulan! Ya gerçekten mi ya? Abi ağzımın ortasına gelip roket attı. Yani yapacağınız oyun beni biraz zorluyor şu anda ama. Oradaki büyük tank benzeri robotu gördünüz mü dostlar? O da bizim boss fight muhtemelen ve şu an... Ben gidip o şeyi açmadan, radyo sinyalini açmadan zibilyon defa da öldürsem bunları zibilyon defa geri çıkacak. İlerlemek için mutlaka bir şey yapmam lazım. Tommaso Angel hoş geldin. Sadece 2 gün ara verdim ya. Ondan sonra tekrardan yayının yolunu tuttum. Karate hiç aldırış etmesem. Mesela dövüşeyim adamlara da hiç aldırış etmesem. Bak fır. Fırla. Kapa kapıyı. Çok güzel. Çok kötü. O ne ya ama? Bu insani bir şey değil ki ya. Ya ne yapacağım abi burada yani? Öf be kardeşim ya. Çok kalabalık ve zorlular. Peki bir şey merak ediyorum Samet Efendi. Buradan değil de şuradan dolansan gerçi gene dünya kadar adam.
Hayır, kesmek mesele değil. Sürekli yeniden dirileceklerini bildiğim için uğraşasım gelmiyor şu an. Buraya bir orduyla falan girmek lazım. Yandan dolansam mesela belki şu tarafta bir yerde bir giriş olabilir mi? Daha sakin ilerleyeceğim bir rotasyon mesela. Çünkü öteki taraf ağzına kadar dolu. Çok sağlam oynamaya çalışıyorum var ya. Yok. Yok abi, buranın sonu. Aa. Buranın kapısını kıracak kadar ilerleyemiyorum da. Ya o kadar yüksek bir şeye sahip değilim, teknolojiye sahip değilim. Buralar çünkü kaç hasar istiyor? 85 hasar istiyor galiba. 100 hasar istiyor. Benim elimdeki daha maksimum 80 vuruyor abi. Kapısı kapalı, şeyi kapalı. Peki koşmasam da mesela köşeden köşeden yürüsem. Başımı kazaya belaya sokmadan. Şuraya baksana. Orada yani bir ordu yığılı. Gidip tıklasam saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı onu bilmiyorum. Athena 4. ayında iyi yayınlar babuş demiş. Teşekkür ederim. Athena iyi yayınlar dileğin işte, sağ olasın. Eyvallah. Bak mesela. Sakince gittin. Şöyle çok sakin, çok sakin ilerledin. Mesela buradaki araya geldin. Kum torbası var orada. Köpek bana forkluyor. Şöyle bir sakin sakin ilerle. Sakin. Tıklayabiliyor muyum şuna? Ulan, lan, lan! Çok sinirleniyorum şu anda. Gerçekten çok fazla sinirleniyorum şu anda. Nasıl yapacağız? Teçhizatım full. Yani teçhizatla alakalı yapabileceğim hiçbir şey yok. Mesele teçhizatlık bir mesele değil. Av tüfeğini kullansak peki? Mesela envantere şurada av tüfeğini eklesem. Ardından şurada mesela köpeği çıkarsam. Köpek tasması yerine şu ne yapıyor? Koşma hızını arttırıyor. Koşma hızını arttır. Şu ne yapıyor? Düşmanın görüş mesafesini azaltıyor. Teçhizat geliştir. Şu kamuflaj elbisesini fulle. Düşmanın görüş mesafesini %25 azaltacak. Hızlı koşacağız. Sakin olacağız. Gerekmedikçe kimseyle vuruşmayacağız. Hayatım, zombili denebilir. Burada da mutantlar var zombi yerine. Mutantlarla uğraşıyoruz. Oraya tıklayıp bir kere o yakıt rolesine şeyi koysam, yakıt rolesi dediğim o radyo dalgasına şeyi koyduğum an dostlar bütün iş bitecek, biliyor musunuz? Tek yapmam gereken oraya bir tane şey koymak. Öldükten sonra dirilmemelerini sağlayacak zıbıdığı koymak. Sonra geri kalanı farm. Yavaş yavaş kese 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 sürekli keseceğim, git gel yapacağım. Keseceğim, git gel yapacağım. Hani yapacağım sistem bu. Kestin git gel, kestin git gel. Çok ses çıkarma, çok ses çıkarma. Vallahi düşmanın görüş mesafesini azalttım. %128 olan oranında. Evet, siki tuttuk. Siki tuttuk hocam. Abi nasıl yapacağız ya? Tamam, çok sakin oynayacağız, tamam mı? Çok sakin oynayacağız. Burası geri bu arada.
geri doğru gidiyorsun. Bunları kesmenin şu an hiçbir mantığı yok ama çok sakin oynayıp yapacak başka bir şey var mı abi? Yavaş yavaş adam kese kese gideceğiz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Sakin oynadın. Kestin adamını. Bastın bandajını. Yardını ikiye attın. Mesela mesafeni kısıtlayacak, alanını kısıtlayacak her şeyi ortadan kaldır. El bombası o kadar yüksek hasar vermiyor dostlar. Ve yani inanın onu hedeflemesi biraz daha zor. Bu arada şöyle bir yapalım. Kral bak 16 aylık abonem olmasan, okuma yazma bilmiyorsun, sana normalde permayı çakardım da. 2 hafta sonra görüşürüz. Tamam mı? Şöyle bir oyun oynanırken adama karışmamasını öğren. Evet. Halledeceğim. Bir saniye. Evet. Bu komutu mu değişti bunun ya? Okey, yeterlidir. Yeterlidir. 20 bin saniye sonra tekrar gelip el bombası at yazabilirsin. Şimdi taretin yakınına girene kadar sıkmayacak. Pareti yokmuş gibi davranalım. Buradaki yaratıkları tek tek böyle çekip kesmeye oynayalım artık. Tek tek çekip keselim. Şuradakilerin çok bir bize zararı var mı mesela? Kaç kişiler bunlar burada? Bayağı kalabalıklar ama dandik minyonlar. Bence dandik minyonlar oldukları için bir sorun yok. Tamam. Dandik minyonlar oldukları için bir sorun yok. Şuralarda ölüyoruz ağırlıklı olarak. Bunun sebebi bizim çaktırmadan içeri girmeye çalışmamız. Şaka mı yapıyorsun? Tamam, koca danayı devirdik. Urban Kalo 32. ayında. Teşekkür ederim Urban Kalo. Selamlar, hoş geldin. Şimdi bir saniye. Normal zombi gelsin. Psst. Gel. Tamam. Orası şey böyle, okuma yazma bilmeyen arkadaşın dediği gibi el bombası atalım şöyle. Yani o kadar etkili olmasa da en azından bir miktar adam temizledi. Üzerimize koşanları temizledi en azından. Şimdi merminin hakkını verdik. Bizim en çok korktuklarımız ne? Üzerimize gelip zehir atanlar. Onlardan kurtulduk. Dev kolay, dev kolay. Rahatlıkla kesilebilir. 3 mermi var. Evet, biri boşa gitti. İkisi boşa gitti. Üçüncü de boşa gitti. Şahane. Şahane. Şimdi burada bir hata yapmazsam kazandım. Oh. Tamam. Hemen bandaj. Hemen bandaj. Ne olur ne olmaz. Öf. Oğlum bu neymiş ya? Şükür. Tamam. Kazandık. En azından buranın radyo kulesini aktif ettik. Artık burada kestiğimiz yaratıklar yeniden dirilmeyecekler. Yeniden dirilmeyecekleri için rahat bir şekilde burada oynayabileceğiz. Bizim için en güzel yanlarından biri bu oldu. Hemen burada ölümcül sinyali vereceğiz.
Artık ölümcül sinyal sayesinde burada kestiklerimiz yeniden dirilmeyecek. Dolayısıyla ölüp ölmememiz bir anlam ifade etmeyecek artık. Rahat rahat hepsini temizleyebileceğiz. Evcil hayvanı kullanmak istemiyorum. O yüzden şimdi rahat bir şekilde göreve de ilerleyebilirim. Westport Limanı'nı arama görevi. Westport Limanı'nı arama görevi değil yalnız. Yakıt rolesi. Oha. Önemli değil. Artık ölebiliriz. Hatta öldüğümüz iyi oldu. Bu ölüm sayesinde artık kestiğimiz elemanlar yeniden dirilmeyecek. Yani şunları 10 defa kestim ya. Artık bu son görüşümüz oldu bunları. Çok güzel. O taretlere sadece bir çözüm bulmak lazım. Taretlere nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani uzaktan yerini tespit edip arkadan saldırmak en basitinden yapabileceğin şeylerden biri mesela. Yerini tespit edip arkadan saldırabilirsin. Mermi sıkabiliriz mesela ateşli silah kullanıp. Enver abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Biraz şurada gölge tarafa gelelim de ateşimiz insin. Abi çok şükür iyi dinlendim. İyi dinlendim, böyle biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Çok uyudum ama. Gerçekten çok uyudum. Sen nasılsın abi? Keyfin yerindedir inşallah. Hanım sağ olsun bayağı bir video düzenlemiş. O videolarla falan da uğraştık böyle. Sadece sabah erken kalkabilmeyi umut ediyorum artık. Şimdi biraz adam keseceğim. Işınlanıp geri geleceğim. Isı fullendi, soğumuyor. Base'e gider gelirim hocam. Ya çok önemli bir durum yok da. Mesela. Güzel bak, taretlerin birinden böylelikle kurtulduk. Biz niye burada sıcaklamaya devam ediyoruz ya? Oğlum saçmalama. Soğuman lazım gayrı buralarda. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ebesinin nikah. Ona değil, şuna. Abi tertemiz. Şu gördüğünüz arkadaş da muhtemelen bizim boss fight. Şuranın etrafını bir temizleyelim de. Aslında bununla savaşması için ben kendi taretlerimi falan koyabilirim ha. En yakın ateş buraya çok uzakta. Önce bir kapısını mapısını açayım oranın. Ona göre hareket edelim. Işınla bakayım beni Beyze.
Kamp ateşine otur kalk yapmayacağım çünkü yaparsam öldüm de buradan başlatır. Sen şurada bir canını fulle. Öyle devam edelim en güzeli. Şimdi... İşin güzel yanı şu. Diyelim ki eskaza burada bir yerde öldüm. Tekrar geri geldiğimde bu yaratıklar dirilmiş olmayacak burada. Ya nereye nişan alıyorsun? Nereye? Yakıt rolesinin oraya gidip şey yapabilirim. Bir saniye, çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Çok güzel bir şey yapacağım abi ben burada. Şimdi burada gürültü yapacağım. Psst, alo. Hey. Hey. Buradayım. Ha. Gelin abi. Üf. 5 tane mayının, birikmiş mayının üstüne oturunca ne oldu? Kapı ikiye ayrıldı. Ana üstün kapısını bir aç, gözünü seveyim ya. Arkadan devri alem yapıyoruz resmen. Sevgili Aral Soytürk, hoş geldin. Oh, şimdi keyiflenebilirim hocam. Şimdi üstün geri kalanını bir güzel lootlayıp ana boss'a doğru gidebilirim. Hakikaten adamlar zor yer yapmış yalnız ya. Yani böyle burayı açarken, buraya girerken falan epey bir zorluk çektik. Neyin hasar vermemesi kötü olmuş? Ha, bunlar birbirine hasar vermezler canım. Şimdi dostum, oyunun hikayesi şu. Belki ilk defa görüyorsundur diye anlatıyorum. Bu adaya bir sömürge devlet el koyuyor, tamam mı? Bu adaya bir sömürge devlet çöküyor. Normalde buradaki adada yerel bir halk yaşıyor ve bu yerel halk gökyüzünden gelen mana adı verilen bir enerjiyle hayatta kalıyor. Yani insanlara hayat veriyor, yaşam veriyor vesaire vesaire. Yani iyi amaçlarla kullanılıyor. Buraya gelen sömürge devlet bu yerel halkın aksine, yerel halk bir şekilde ortadan kayboluyor bu arada. Yani buraya geldiklerinde ada boş. Biz sadece elimizdeki dokümanlardan burada eskiden bir halk olduğunu ve mana kristali adı verilen zıbıdığı kullandığını biliyoruz. Buraya gelen sömürge devlet bu mananın kaynağını bilmediği için, nasıl kullanılacağını bilmediği için ne oluyor? Mutantlar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla senin orada gördüğün yaratıkların tamamı birer mutant. Ve yani sadece insanlara zarar veriyorlar, birbirlerine zarar vermiyorlar. Zombi virüsü gibi değil de işte fıstık yeşili gibi düşünebilirsin. Ama çok temiz oyun. Yani mesela ben daha hiç bitirmeyi başaramadım ama bitirmek için sabırsızlanıyorum. Ya bitirebilmek için sabırsızlanıyorum. Bir an evvel bitsin gitsin kafasında değilim de. Ya, hikayeyi sonlandırabilirsem hakikaten çok güzel olur. Zira şöyle bir şey var mesela hikayede. Buranın halkı apar topar tahliye ediliyor. Bu tahliye için 5 tane roket görevlendirilmiş durumda. Buradaki adadan ana kıtaya gidebilmek için 5 tane roket var. 5 roketten 4'ü ateşleniyor. Bir tanesi ateşlenmiyor abi. Ateşlenmeyen roket de ahanda görmüş olduğun şurada tahliye bölgesinde kalıyor. Yaşayan son insanız. Ve bu yaşayan son insan olarak buradaki roketi tamir edip çıttırıp gitmeye çalışıyoruz buradan. 2 gün ara verdim Barış'ım. 2 gün ara verdim. Bak, görevle alakalı şeyleri kırdırmıyor.
Radyo falan var. O radyo sinyalini dinleriz ederiz. Buralarda lootlanacak bir ton yer. Kesilecek bir ton adam var. Benim rahatım yerinde. Artık ben çünkü savaştıklarımla tekrar savaşmayacağım için. Burası neresi ya? Hala üssün içerisinde miyiz mesela? Üssün içi gibi ama değil. Dışarıdan şu bağlantı kulesini var ya çok sağlam yere kurmuşlar ya. Buranın geneli birazcık çöl de. Burası çöl değil. Zahid 36. ayında 3. yıla özel bir şey lazım babuş. Koskoca 3 yıl olmuş demiş. 3. yılın kutlu olsun Zahid. Ve sevgili Umut Kalkın da 3. yılında. 36. ayın kutlu olsun Umut, sağlasın. Tertemiz. İki tane ard arda 3 yıl geldi ha. Abi gerçekten tertemiz. Şahaneyiz. Harikayız hocam. Umut'un da 3. yılı. Ey yavrum ey, bizim kanal eski ya, artık şey yaptık yani. Eskidik. Ama kıymetimizden bir şey eksilmedi diye düşünüyorum. Hoppa. Ne yaptın bebeğim? Tamam. Evet dostlar, bu arada benim loot manyaklığı başladı. Şu radyoyu da bir dinleyelim birazdan. Merak etmeyin, bütün binayı sökmeyeceğim ama balyoz binaya hasar verdiğinde devam ettiresim geliyor. Evet, koca binayı komple yıkma gibi bir hedefim yok. This cannot be contained, but we can still fight it. Oo. Automated recording sent from K23, the Crown Station. Artık bunu gizli tutamayız, izole altında tutamayız ama hani dünyadan saklayamasak da artık savaşabiliriz diyor. Dünyadan saklamıyorlar gerçi. Şeye haber veriyorlar işte, bizim burayı sömürge haline getiren, koloni haline getiren devlete haber veriyorlar. Taç diye geçiyor. Adamlar da savaş emri veriyor. Doğal olarak. Ve tabii ki kazanamayacakları bir savaş. Yahu. Bütün her yeri kırma artık Samet adam. Bütün her yeri kırma artık. Aşkım manyak gibi her yeri kırıyor. Efendim sevgili Playori 9. ayında teşekkür ediyorum efendim. 9. ayınız kutlu olsun. İyi yayınlar, mutlu pazartesiler demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bebeğim? Sendromsuz pazartesi. Aynen öyle. Bu ay en çok bit alan 5. kişi olmuşuz Sabaton'da. Maşallah diyelim. Çok güzel destek oldular ya. Gerçekten çok güzel destek oldular. Ben bu Sabaton'un bu şekilde ilerleyeceğini bilseydim harika bir etkinlikti benim için. İnanın böyle oyun stoğunu falan daha iyi yapardık. Ne bileyim, gerçi çok oyun bitirdik. Şimdi Yiğit'i öldür hakkını yeme. Sheltered, Judgment Apocalypse Survival Simulation, Dave the Diver, Cartel Tycoon oynadık bir ara. Tales of Iron, Dead Island 2. Hani maşallah maşallah bayağı sağlam bitirdik. Bayağı sağlam ilerlettik. Daha böyle bir hazırlıklı olabilirdik mesela. Daha hazırlıklı olsak çok çok daha keyifli olurdu. Bakalım hayatım. Vallahi hocam bu gidişle bizim de bu 50 saatlik oyun herhalde... Yok ya, 50 saat oldu bizim. Bizim de hakikaten 50 saat oldu. Mesela ne gerek var buraları yıkıp kırmama, anladın mı? Ama duramıyorum, duramıyorum hocam. Tamam kuzum benim, hemen altta battım yavrum. Bakıyorum aşkım. Canım çiçeğim böceğim. Oo, ellerine sağlık bebeğim. Yo, gayet iyi. Okeyim tabii ki. Bir de senden bir bardak mısır unu rica edebilir miyim aşkım? Ice'li istiyorum sadece.
İkincisi ne zaman? O kısmet. Hanımla konuşup bir karar aldığımda söyleyebilirim onu. Evet, kıç kadar alanda ikisiyle BS atabilecek miyim ben de bilmiyorum. Oh, güzel kestik. Merhaba. Resepsiyonda çok yorma kendini. Tertemiz. Burası bir şey mi koruyor da bu kadar adam var burada ya? Yani klasik loot harici. Dördüncü gün sabahı. Felaketten bu yana 34 gün geçmiş dostlar bu arada. Işınlanma kullandığın için bu kasayı açamazsın diyor. Peki mesela bu kasa nasıl açılabilir en baba? Burada kapı açık. Oradan buraya doğru şey yapabiliriz. Oradan buradaki kasaya doğru bir geliş gidiş yapabiliriz. Hatta yapalım. Çok mu düşman var yakında? Şuradan bir ışınlanma portalı açıver be. Bence ayarlarız ya. Şu loot bir yerleşsin. Piu. Efendim sevgili Mert Designer 3. ayında. Teşekkür ediyorum efendim. 3. ayınız kutlu olsun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu kasanın olduğu odayı komple dımdızlak bırakacağım. Böyle çünkü buradan içeriye girişin acayip hızlı gerçekleşmesini istiyorum. Kapıyla mapıyla uğraşmayacağım. Ama tabii ki daha önce dışarıdakileri bir yemem gerekiyor. Güzel. Bak şurayı komple yıkarsam, oranın komple yıkıldığı senaryoda zınk zınk gider geliriz. Kapı nerede? Benim buradan baktığımda. Harbiden zınk zınk hocam ya. Tertemiz. Eline sağlık bebeğim. Süpersin bebeğim. Tamam bebeğim. Ana kanalda Gunfire Reborn diye bir şey var aşkım ya. Söyle bebeğim. Kırk yapar. Evet, 40 yapar aşkım. Ne yapar, ne yapar? 40 yapar. Ay tabii ki de. Görüşürüz bebeğim, seni seviyorum. Yarıma giderim. Afiyetler olsun efendim, afiyetler olsun. Şimdi dostlar, şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle kasanın bulunduğu bu odanın etrafındaki bütün engelleri ortadan kaldıracağım ki hızlıca git gel yapıp kasayı alabileyim. Bu esnada YouTube'dan izleyen herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.